Herkese merhaba arkadaşlar. Biz kızımla okula gidiyoruz. Normalde Derin babasıyla beraber çıkıyor evden. Babası okula bırakıyor. Oradan Emrah işe gidiyor ama başlıktan da gördüğünüz gibi Emrah ameliyatlı olduğu için evde. Neden ameliyat oldu? Eve gidince detaylarını konuşuruz. Benim şişlikler de sabahları daha da çok oluyor, görüyor musunuz? Şunlar bir türlü gitmedi. Neyse. Ay, evet, bayı çıkıyoruz ya, yorucu oluyor. Araba kapının önünde yatıyor işte, ehliyet boşa cüzdan beklemesiydi. Arabayla kızımı götürürdüm. Buna bir çare bulmam lazım Derin'in. Değil mi? Ne zaman öğrenmeyi düşünüyorsun? Anneciğim, bir gaza geliyorum ben. İlk önce bir tabii ki özel ders almak istiyorum. Direksiyon dersi yani. Sürücü kursunda. Ondan sonra da aradan zaman geçiyor. Bir cesaretim tekrar kırılıyor. Demek ki cesaretim varken hemen gitmem lazım. Gerçekten bir kadının da kullanması şart yani. Eşiniz böyle sağlık sorunları falan olduğunda hemen siz de alıp götürürsünüz. Sağlık sorunu olmasa da yeri gelir bana bırak, hani çocuklarla gezeceğim falan da dediğim zamanlar olur yani, her şey olabilir. Kızımı okula bıraktım, geldim. Kutu ile Emrah uyuyorlar. Emrah zaten pek gece rahat edemedi, uyuyamadı. Uyur uyanık. Bilmiyorum artık kaçta kalkarlar. Valla ben de yapacak başka bir işim yok. Ben de gidip yatayım. Arkadaşlar biz uyandık. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Kahvaltı hazırlayacağım. Sonra sizinle bir sohbet ederiz. Göz altlarımda nasıl mor görünüyor. Kalem mi attı desem ama böyle akmış da görünmüyor. Kutay'ın istediği gibi pizza yaptım. Şöyle biraz domatesli ve ketçaplı bir sos yaptım. At tabanına ekmeğin kaşar ve sucukları koydum. Bunları da böyle benim canım istedi. Baget ekmekler oluyor ya, onlardan almıştım. Birkaç parçaya bölüp buzluğa atmıştım. Ondan çıkarmıştım bir tanesini akşamdan. Tereyağı erittim. Tereyağın içine küçük bir diş sarımsak rendeledim. İçine birazcık maydanoz, pul biber, çok azıcık da tuz ekleyip karıştırdım ve iki ekmeğin üzerine sürdüm. Bir de gördüğünüz gibi kaşarlar var. Emrah tereyağında yumurta istedi. Onu yapacağım. Şimdi bunları fritöze koyayım. Kutay'ın pizzayı götürdüm masaya kahvaltılıklarla beraber. Unutmuşum size onu göstermeyi. Şöyle en azından dedim kendime yaptım bu pizzayı göstereyim. Bir de tereyağlı yumurta. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Ondan sonra Kutay'ın ödevi vardı. Onu yaptık. Sonra da Kutay'ı indirdim servise. Derin de geldi. Ona da gelince çorba ısıttım. Onu içtiler. O kısımları çekmeyi unuttum. Kafa gitti bende. Bugün video çektiğimi unuttum. Derin de şimdi odasında. Ben de dedim artık sakince geçeyim. Konuşalım. Sohbet edelim. Emrah neden ameliyat oldu? Emrah burnundan ameliyat oldu arkadaşlar. İçten kemiği burnunun eğriymiş ve bu da Emrah'ın nefes almasına engel oluyordu. Daha doğrusu daha rahat nefes almasına. Aslında birkaç yıl öncesinde hani ameliyat olmak gerekir. Hani bu kendiliğinden geçmez falan demişti doktorlar. Burun olduğu için Emrah böyle bir tedirgin oluyordu. İstemiyordu ameliyat olmayı ama özellikle bu sene biraz daha fazla zorlanmaya başladı. Özellikle uykuda olduğu zamanlar nefes almakta çok güçlük çekmeye başlamıştı. O yüzden mecbur kaldı yani. Ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatı oldu. Bir gece hastanede kalındı. Ondan sonra eve geldi. Tamponu da bu hafta içi çıkacak, bakalım. En zor da o tamponun çıkması diyorlar ama bilmiyorum nasıl olacak. Şu anda da işte burnunda kanama falan oluyor. Ve kanama olduğundan dolayı da rahat yatamıyor. Çünkü kan gitmesin geriye. Mümkün olduğunca biraz oturur şekilde uyu dediler. Tabii ki öyle de insan ne kadar rahat uyuyabilir. Estetiğe girilmedi arkadaşlar. Kapalı ameliyat oldu. Sadece kemik düzeltilmiş burnunun içinden artık nasıl yapılıyorsa ama herhangi bir burnunda vesaire hiçbir şey yok. Sadece buraya bir sargı bezi ve bant takıyoruz. Çünkü belli aralıklarla kan akıyor bazen ve hani kendisi de böyle silemeyeceği için yasak olduğundan dolayı buraya o yüzden sargı bezi yapmışlardı hastanede. Öyle devam edilsin. Günde 4 kere işte suyla falan sadece temizliyor. Yine
sümkürmeden, nasıl denir onu bilmiyorum da işte öyle. Estetik olayına falan girilmedi. Soracak olanlar olursa söyleyeyim dedim. Sadece sağlık açısından yapıldı yani. Yani durumlar böyle. Vallahi 2023'e bir girdik ama pek de iyi girmedik. Babamın sağlık sorunları ocağın ortasında başladı. Ondan sonra deprem felaketi, ona çok üzüldük. Sonra bunun üzerine tam tekrar babam toparlıyor derken yeniden bazı operasyonlar geçirmek zorunda kaldı. Tam babam toparlanıyorken Kutay'ın kulak sorunu. Birkaç sene önceki bir vlogumda da bahsetmiştim. Kutay'ın kulağında sıvı var ama doktorlar hani birkaç sene daha dursun, işte şu yaşa geldiğinde bakarız. Çünkü bazı çocuklarda bu sıvı azalabiliyor zamanla. Eğer azalmazsa bir ameliyatla halledilir falan demişlerdi ama tabii ki biz bunun peşini bırakmamıştık. Belli aralıklarla zaten doktor kontrole de çağırıyor kulağındaki sıvıdan dolayı. Ve artık bu sene ameliyatına karar verildi ki ameliyattan önce de biliyorsunuz bir ilaç tedavisi falan uygulandı. Yani Kutay öyle ameliyat oldu. Onun üstüne İmran'ın ameliyatı ve tabii ki bu süreçlerin içerisinde işte griptir, başka alerjik bir şeylerdir, halsizliğidir, ruhen olarak zaten yani sıkıntılı bir süreçti ve hala atlatamadığımı söylemiştim. Yani 2023 bize pek iyi gelmedi ilk zamanları. Hamdolsun gene bugünümüze. Yani daha beterinden Rabbim korusun. Rabbim kimseye dermansız dert vermesin inşallah. İnsanın sağlığı olmayınca hiçbir şeyin tadı yok. Her böyle bir şey yaşadığımda diyorum ki araba sürmeyi öğrenmem lazım benim diye ama sonra dediğim gibi size sabah da söyledim ya, o cesaret bir geliyor o anda o gazla. Sonra tekrardan yani yapabilir miyim? Allah korusun ya bir canlıya çarparsam edersem hep kafamda böyle şeyler dönüyor. Halbuki ehliyeti ilk aldığım sıra sürüyordum yani. Kullanmaya kendim cesaretsizleştim. Yazın yine Niksar'a gitmeyi düşünüyoruz. Hani oraya gidince de bir süre kalıyoruz biliyorsunuz. Çocuklar açısından da bizim açımızdan da çok güzel oluyor orası. Şimdi yeniden ben bir sürücü kursuna gitsem Niksar'a gideceğim orada kalacağım falan yine bir ara vereceğim. O cesaretsizlik yine gelir mi? Bu sefer gittiğim kurs da boşa gidecek. O yüzden diyorum ki yazın geldikten sonra inşallah hani cesaret bende olursa gideyim diyorum bir kursa. Emrah öğretebilir ama bazen müsait olmadığı zamanlar oluyor. Bir de bizim arabanın, pek arabanın özelliklerini anlamam ama hani anlayan arkadaşlar için söyleyeyim. El freni yokmuş bizim arabada. Allah korusun hani bir sıkıntı bir şey olacağı zaman hani direkt çekeceğim ya da bir şeye basacağım şekilde araba durmuyor. O yüzden de hani bu arabayla pek cesaret edemiyoruz açıkçası. Ben daha çok edemiyorum daha doğrusu. O yüzden bir kursa gidersem eğer ondan sonrasında da kendi arabamızı da sürmeye başlarım diye düşünüyorum. Bakalım. Niyetim böyle ama işte niyet oluyor sonrası olmuyor. Hiç rahat yok. Öğrenmek lazım gerçekten. Bir şey daha söyleyeceğim. Bundan önceki yüklediğim videoda yorumum benim yeniden kapatıldı biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yorumları açıyorum, tekrar kapatılıyor. İnşallah önceki zaman gibi olmaz. Çünkü biliyorsunuz yaklaşık 3-4 yıl benim yorumlarım kapatıldı. Ve hiçbir şekilde mesela şimdi dedim ya ben yorumlarımı açıyorum, tekrar kapatılıyor. O zaman öyle bir şey söz konusu da değildi. Yorumlara izin ver kısmı tamamen devre dışıydı. Yani hiçbir şekilde ben kendim açamıyordum yani. Bir süre sonra YouTube kendisi açtı ama biz sürekli mail gönderiyorduk. Sürekli bir canlı sohbet olduktan sonra oradan yardım istiyorduk falan. Yani sonunda açtılar ama son iki videomda neden kapatılıyor, ben açıyorum, kapatılıyor. Böyle bir sorun oluyor. Artık bir yanlışlık mı oldu, öyle oldu ya da yavaş yavaş yeniden mi tekrar kapatılacak inanın bilmiyorum ama insanın moralini bozmuyor değil yani. Çünkü ben sürekli çocuklarını kullanan bir insan değilim, kanal değilim. Bunu zaten biliyorsunuz. Onlar istemediği sürece zaten çekmiyorum. Onlar istediğinde çektiğim kısımlarda zaten onları ne şu anda ne de ileride rahatsız edeceği bir şekilde pozisyondayken çekmemeye çalışıyorum, çekmiyorum. Bilmiyorum neden benim kanalıma böyle şeyler oluyor. Anlamıyorum. Bu haksızlığı görünce de bir YouTube'dan soğumuyor değil yani. Hani kendinizi benim yerime koyarsanız anlarsınız. Çünkü çok emek veriyoruz. Montajı, müziğin eklemesi, geçişleri, altyazı yazacaksam altyazısı. Yani her şekilde bir emek ve saat harcıyoruz. Ben bu kadar uğraşırken
Ya neden böyle oluyor? Ya da neden benim kanalıma oluyor? Hak ettiğimi düşünmüyorum açıkçası ki biliyorum beni o daha videolarımın kapatıldığı hatta daha video çekmeye başladığımdan beri benimle beraber olanlar var. Çoğunuz aynı şeyi söylüyorsunuz yani hani sana gelene kadar daha çok kanal var falan diye. İnsan bu duruma üzülüyor. Üzüldüğü zaman da tabii kendi bir çekesiniz de gelmiyor. Modunuz düşüyor. Çekip yüklüyorsunuz bir şekilde o modu yakalıyorsunuz. Yorumlar kapalı. Bu sefer sizinle iletişimde olamıyoruz. Hani her ne kadar bazen yorumlara dönemesem de ben biliyorum yorumlarınızı okuyorum. Yani bu benim çok hoşuma gidiyor. Fikir alışverişi yapabiliyoruz. Bakalım inşallah devamı gelmez. Ne diyeyim yani. Bugün de bu videoyu başlattım ama nasıl bir ilerleme olacak bilmiyorum. Çünkü sizlere birkaç gündür video atamıyorum. Yine geçen hafta da 2 tane video attı. Belki merak eden arkadaşlar olursa ki Instagram'dan soranlar oluyor. Tuğba video yüklemiyorsun falan diye. Dedim bir video başlatayım. Olmadı sohbet ağırlıklı bir video olur ama en azından hani neden yoktum? Bir açıklama yapmış olurum size diye bu videoyu çekmek istedim. Dediğim gibi nasıl ilerler bilmiyorum ama bakacağız. Belki işten çok sohbet olmuş olur. Bugün de böyle bir video çıkar. Akşama birazcık yemeğim var. Konuyu hemen nasıl değiştirdim. Biraz yemeğim var. Çorbam var. Ama yemek az olur. Çocuklar da yine tavuk kalamar istedi. Onu çok seviyorlar. Bir de çubuk makarna istediler. Artı olarak onları yapacağım. Az bir yemeği de ısıtırım falan. Böyle bir menü düşündük akşama. Hatta sosladım tavukları da. Bu sefer tavuk sosunun içine artı olarak birazcık baharat ve çıtırpane harcı vardı. Birazcık da onu ekledim. O şekilde dolapta bekliyor. Kızartacağımız zaman size birazcık çekerim onu da. Zaten yakın zamanda yaptık sizinle beraber tavuk kalamarı. Yapacak bir işim yok. Süpürme işini falan da yaptım kahvaltıdan sonra. Aslında çamaşır katlamam lazım ama hiç şu an ne o ruh halindeyim ne o kafadayım. Olmadı diyorum akşam herkes yattıktan sonra bir şeyler izlerken yanıma alırım sepeti katlarım sabah da yerleştiririm yerlerine diyorum. Bugün enerjim düşük gerçekten. Bugün dediğim gibi biraz uykusuz ve yorgun hissediyorum. Aslında genel olarak herhalde artık ya bedenen olduğunda uzanıp dinleniyorsunuz ya da bir ağrı kesici bir kas gevşetici alıyorsunuz bir vücudunuz rahatlıyor falan ama ruhen kafa olarak yorulduğunuzda gerçekten bu dinlenmeyle falan kolay kolay geçmiyor. Kaç aydır hani her şey böyle üst üste geliyor ya insan gerçekten kendini yorgun hissediyor. Ha, tabii ki bugünümüze hamdolsun Allah'ın bugünlerimizi aratmasın. İnsanız tabii ki yani insan yorulabiliyor. Geçecek inşallah her şey. Hep söylüyorum Allah'ın beterinden korusun dermansız dert vermesin inşallah hiç kimseyi. Artık birazcık dinleneyim. Sizin de başınızı ağrıttım. Ben mutfağa geldim. Tavuk kalamarı çıkardım dolaptan ve yavaştan kızartmaya başlıyorum. Dediğim gibi artı olarak sadece bu sefer biraz baharatlandırdım ve çıtırpane harcı ekledim diğer malzemelerin yanı sıra. Burada da çubuk makarnamız var. Tereyağı ve biraz sıvı yağını karıştırdım. Biraz da o sebzeli çeşniden koydum. Sonra süzdüm. Makarna içine ekledim ve güzelce karıştırdım. Tavuk kalamarımı hazırladım. Çocuklarımın isteği üzerine ve yine çocukların isteği üzerine çubuk makarnayı da yaptım. Bizim evde en çok sevilen makarna bu arkadaşlar. Böyle salçalı domatesli yerler ama en severek yedikleri böyle sade tereyağlı falan. Belki isterseler üzerine birazcık ketçap sıkıyorlar. O da çok nadir. Böyle seviyorlar. O yüzden çoğunluk böyle yapıyorum. Derinin tabağını size göstereyim dedim. Şu şekilde. Bol salatalık turşusu istemiş canı bugün. Evet o zaman ne diyelim şimdiden bize afiyet olsun. Ben buraya geldim çünkü çamaşır katlayacağım. Emrah birazcık televizyon izlerken mayışmış durumda. Çocuklar da odasında. Ben de dedim geleyim bari yapacağım bir işim de yok. Çamaşırımı katlayayım. Videomu ben burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Emrah'a da şimdiden geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ediyorum.
Pek kendini iyi hissetmediği için görünmek istemediğinden saygı duydum. Tabii ki Emrah'ı çekmedim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.